Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen eğitim konferanslarının 12.'si için burada toplandık. Yücel Hocam, sözü öncelikle size vermek isterim. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, sevgili izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz programımıza. Bizim Eğitim Enstitüsü'nün seri olarak yapmış olduğu konferanslardan yine birine hoş geldiniz. Konuşmacımız artık tecrübeli. Daha önceki benzer programda Derya Hocam bize proje yazımı ile ilgili bilgi vermişti. Bilim ve toplum programları ile ilgili TÜBİTAK proje yazımının kuralları ile ilgili, türlerin açıklamaları ile ilgili bilgi verecek. Şimdi bu özellikle bizim araştırma üniversitesi olmamız hasebiyle bu konu bizim için önem arz ediyor. Bu çerçevede kendisi bizi kırmadı. Ona da teşekkür ediyoruz katılımlar için. Ben sözü Derya Hocam'a bırakayım. Herkese iyi bir ders vereceğim ama yanlış anlaşılacak gibi iyi bir program olması dileğiyle diyorum. Kendisine faydalanacağımızdan eminim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de katılımcıları öncelikle Derya hocamızı tanıtmak isterim. Doktor Derya Yüreğili Göksu 1983 yılında Denizli'de doğmuştur. Lise öğrenimini Denizli Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi'nde bitirmiş ve 2001 yılında mezun olmuştur. Lisans öğrenimi ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce öğretmenliği alanında, yüksek lisans ve doktora öğrenimini de Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında bitirmiştir. 2018 Kasım ayında lisansüstü çalışmalarını bitirerek doktora tezini vermiş ve doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. Kadrosu üstün yetenekliler için öğretim verilen proje odaklı bilim ve sanat merkezinde olan Göksu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de üstün yetenekli bireylerin ve öğretmenlerinin geliştirilmesi bağlamında birçok projesi, kitapları mevcuttur. Bunlara ek olarak farklılaştırılmış program geliştirme üzerine düzenlenen çalıştaylarda süreç yöneticiliği görevleri de üstlenerek özel eğitim alanına birçok katkı sağlamıştır. Kendisi şu anda 1 Kasım 2021 tarihi itibariyle 12 ay boyunca sürecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın operasyon faydalanıcısı olduğu 116 bin avroluk API ve projesinin koordinatörü olarak görev yapmaya devam etmektedir. Tekrar hoş geldiniz hocam. Sözü size bırakıyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yüce Hocam merhabalar. Çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Evet, tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum buradan. Eğitime başlayalım isterseniz hemen. Ekran paylaşımı verilmiş mi bana? Verdim hocam. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Tamamdır. Evet. Bugün TÜBİTAK'ın bilim ve toplum programları kapsamında bizlere hibe verdiği TÜBİTAK projelerinden bahsedeceğim. Öncelikle sunum içeriğimizde tabii ki sadece TÜBİTAK projeleri bağlamında gitmeyeceğim. Aslında bütün projelerde genel mantık hep aynıdır. Bu genel mantık çerçevesinde neler yapmalıyız, hangi tekniklerden faydalanmalıyız, ne gibi bir süreç izlemeliyiz. Bunlarla ilgili genel bilgiler vereceğim. Yani bugünkü anlatacağım şeyler evet TÜBİTAK projelerine nokta atışı olacak ama genel anlamda da tüm projelerde neler yapılması gerektiği, baştan sona ne gibi süreçler izleyeceğimizle ilgili bilgilendirmeler de yapacağım. TÜBİTAK bilim ve toplum programları kapsamında 4004, 4005 ve 4007 programları var. Ancak ben buna ek olarak bugün sizlere daha düşük hibeli 4006 yani kurumlarınızda, okullarınızda, aramızda öğretmenler daha fazla mutlaka. 4006 programını da sizlere söylemek istiyorum, bildirmek istiyorum. Çünkü öğrenciler açısından 4006 programları da gerçekten çok önemli projeler yapıp sunmaları açısından.
Bunları bilmeniz de önemli ve 1,5 hafta önceye kadar TÜBİTAK bilim ve toplum programlarına 4008 programı da ekledi. 4008 programının henüz başvuruları gerçekleşmedi ama çağrı programları açıldı. Bununla ilgili yüzeysel bilgi vereceğim. 4008 programı da en yüksek hibeli programlar arasında yer aldı şu anda 1,5 haftadır. 150 bin kadar hibesi var. Onunla ilgili de farkındalık arttırma açısından bahsetmek isterim. 4004 ve 4005 projeleri aslında bu bilim ve toplum programları içerisinde en yüksek hibeye sahip olan projelerimiz. Bu projelerde tabii ki ben teknik anlamda bilgi verip geçmek yerine sizlere işte genel anlamda bilgilendirmeler sunduktan sonra bu projelere nasıl başvurulacak, neler yapılması gerekiyor baştan sona bunlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Çünkü uygulamalı olarak görmediğimiz zaman kafamızda çoğu şey oturmayabiliyor. O yüzden ben size sistemden aldığım ekran görüntüleri, hani SS diyoruz, ekran görüntülerini de size sunarak açıklamalı olarak vereceğim ve bir tane de 4005 projesi örneğimizi vereceğim. Burada Gazi'de öncesinde sunmuştuk. Daha farklı projelerimiz de var ama bilim toplum programları olarak hocalarımın içerisinde bulunduğu projeyi sunmayı daha çok istiyorum. Genel anlamda şu anda sunum ilerliyor değil mi? Problem var mı? Moderatörümüz. İlerliyor. İlerliyor mu hocam? Tamamdır. Tüm projelerde genel mantık olarak baktığımız zaman aslında öncelikle projemizde ihtiyaç nedir? Bunu çok iyi belirtmemiz gerekiyor. Aslında proje dediğimiz zaman ihtiyaç bir şey olması lazım. Yani özgün bir şey olması lazım. Veya ülke açısından, dünya açısından, küresel kapsamda önemli olan unsurlar nelerdir? Bunları çok iyi yansıtmamız gerekiyor proje metnimize. Amaç ve kapsamımızı bu bağlamda çok iyi açıklamamız gerekiyor. Daha sonra amaç ve kapsamımızı belirledikten sonra biz ne yapacağız? Bunun üzerine hedef kitlemiz nedir? Yani biz bu amaç ve kapsamı kimler üzerinde uygulayacağız? Kimleri daha ileri götürmeye hedefliyoruz? Kimlerle ilgili daha özgün şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz? Bunu çok iyi belirtmemiz gerekiyor yazılı olarak. Daha sonra hedef kitlemizi de belirledikten sonra bu hedef kitle bağlamında amaç ve kapsamı da içine alarak nasıl bir proje ekibi belirlemeliyiz? Yani mesela çoğu projemizde belki sizler de yapıyorsunuzdur. Yüksek lisans doktora öğrencilerimiz var burada. Kurumlarınızda illa ki mesela proje mantığından anlamayanlar işte beni de yaz, işte yurt dışına gidelim falan gibi sizlere söylemlerde bulunan çok kişiler mutlaka oluyordur. Dolayısıyla bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani eş, dost, yok o işte müdürüm kırılır, müdür yardımcım kırılır ve benzeri gibi şeyleri işin içine alarak proje ekibinizi belirlerseniz sonrasında çok büyük problem yaşarsınız ve bir bakmışsınız ki bütün iş sizin üzerinize yığılmış. O yüzden proje ekibini belirlerken ihtiyaçlarınızı çok iyi belirtmeniz gerekiyor. Öncelikle kafanızda, daha sonra proje metninde, daha sonra bu belirttiğiniz ihtiyaçlara kimler karşılık verebilir? Yani özgeçmişlerini bile bu proje metnine yansıtarak işte bu kişinin şu özelliği vardır ve bu proje içerisinde şu görev tanımını çok iyi yapacağı için bu kişi proje ekibinde bulunmalıdır gibi birbirini destekleyici cümleler kurmanız gerekiyor. Bunu belirttiğiniz zaman zaten değerlendirme yapan kişiler, akademisyenler oluyor genelde tüm şeylerde, proje programlarında. Onlar özellikle bunlara bakıyorlar. Ekip ne kadar yeterli? Ekibin bu projeyi gerçekleştirmesi, bunu hayata geçirmesi ne kadar olası? Buna bakıyorlar ve puanlandırmayı da özellikle bunun üzerinden yapıyorlar. O yüzden etrafınızda beni de projeye yaz ve benzeri gibi söylemlerde bulunan kişilere karşı dikkatli olmanızı öneriyorum deneyimlerimden yola çıkarak. Daha sonra uygulama planımızı mutlaka projelerde belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle tabii bunu belirtmeden önce kafamızda uygulama planımız
gerçekten yapılabilir seviyede mi, uygulanabilir derecede mi? Bunları kendimiz inandıktan sonra bu projeye yansıtmamız gerekiyor. Çünkü biz ne kadar oraya işte şunu da yapacağım, bunu da yapacağım desek de bunun gerçekleştirilebilirlik oranı gerçekten düşükse bunu değerlendiren kişiler anlıyor. Bu ütopya, bunu yapamayabilirsiniz gibi düşük puanlar karşınıza çıkabilir. Uygulanabilirlik ve gerçeklik de yine aynı şekilde söylediğim gibi uygulama planı çerçevesinde beyan ettiğimiz her şeyi ne kadar yapabiliriz? Bunun gerçekçi bir şekilde açıklanması demek proje metinlerinde. Zaman cetveli, diyelim ki genelde 12 aylık projeler oluyor, 18 aylık projeler oluyor ve Erasmus Plus Avrupa Birliği projeleri 3 yıla kadar uzayan projelerimiz oluyor bütçe hibesine ve içeriğe göre. Burada zaman cetvelimizi çok iyi ayarlamamız lazım. Yani aslında biz yapacağımız bütün işleri ve ayarlamaları, programlamaları, anlaşmaları, faturaları ve benzeri her türlü şeyi proje başlamadan başvururken bunları beyan ediyoruz. Ve bu zaman cetvelinde bunları ay ay, gün gün, gerekirse hafta hafta ne yapmamız gerektiğini, o verilen projelerin, proje programının çağrı metnine göre değişiyor bu zaman cetvelleri. Onlar ne şekilde istiyorsa, mesela diyelim ki 12 aylık bir proje ise bu 12 ayda hangi ay, hangi eylemleri gerçekleştireceksiniz, tek tek bunları yazmanız gerekiyor. Olası risklere baktığımız zaman da her projede mutlaka olası riskler vardır. Mesela bizim son 2,5 senedir başımızda bulunan risk, en büyük risklerden birisi nedir ülke olarak ve dünya olarak? Pandemi. Pandemisel riskin tekrardan öne çıkmayacağı veya farklı pandemi durumlarının ortaya çıkmayacağı gibi bir durum yok, değil mi? Bu yüzden bunu bir risk olarak öngörüyoruz. Veya projemizde ayarladığımız proje ekibimizle ilgili sıkıntılar çıktığında bunu nasıl hemen hızla yürütücü olarak, yazar olarak bunu nasıl düzenleyebileceğiz? Veya eğitim verecek akademisyenlerimiz olarak düşünelim. Bu akademisyenlerimizden herhangi birisi gelemedi, herhangi bir şey oldu, her türlü durum ortaya çıkabilir. Bununla ilgili nasıl bir yedek durumumuz var? Yani bizim her projemizde ortaya çıkabilecek riskleri öngörerek, sağlık riskleri mesela, katılımcılarla ilgili sağlık durumlarını nasıl önleyebilirsiniz? Bu tarz riskleri nasıl engelleyebiliriz ve engellemenin yanı sıra gerçekleştiği zaman bu riskler, bunu nasıl örtüştürebiliriz? Bunu görmemiz gerekiyor. Daha sonra bütçe. Diyeceksiniz ki ben bunu uygulamadan bütçesini nasıl hani tahmin edebilirim? Bütçe tahmin etmede şöyle bir yöntem uygulamanız gerekiyor. Öncelikle üstte dedim ya, zaman cetveli olarak tek tek ay ay, hafta hafta bizim eylem planlarımız olacak. Dolayısıyla bu eylem planlarımız belli. Her eylem planı için bizim ne gibi ücretlendirmeye ihtiyacımız olacak? Şirkete mi ihtiyacımız var? Kırtasiye gideri, sarf malzeme veya işte eğitimler esnasında neler gerekli? A'dan Z'ye her şeyi düşünmemiz lazım ve bu proje içerisinde bilgisayarına kadar her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Kalemine kadar, silgisine kadar. Yani o projenin uygulanması esnasında bir silginin bile ne kadar büyük bir rol oynadığını göreceksiniz eğer yazarsanız ve kabul edilirse bu projeler. A'dan Z'ye, küçükten büyüğe her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Bütçeye aktarmanız gerekiyor. Peki bu bütçeyi nasıl aktarıyoruz? Diyelim ki kırtasiye sarf malzemelerinizi bir kırtasiye ile anlaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki benim şu tarihte kabul edilirse bu tarihte uygulayacağım bir projem var. Bununla ilgili bana proforma, nedir proforma? Bir ön bütçelendirme, yani size faturanın önceden belirtilmesi, işte şu tarihte verdiğiniz malzemelerin toplam tutarı şu olacaktır veya tek tek her birinin birim fiyatıyla beraber de giriyorsunuz mesela bu projelerde. Kalem birim toplam, ondan sonra işte teleskop birim toplam kaç tane istiyorsanız ve benzeri gibi bütçelendirme durumlarında öncesinde proformaları alıyorsunuz ve toplam bütçeyi aşmayacak şekilde otel olabilir mesela, otelden proforma alıyorsunuz.
İki kişilik odalarda mı konaklatacaksınız, bir kişilik mi, üç kişilik mi, bütçeye göre bunları belirleyerek, tüm her şeyi belirleyerek ilgili kurumlardan proformaları talep ediyorsunuz. Tabii ki bu proforma bir ön bildiri gibi bir durum oluyor. Size bunu kesmiyorlar yani. Ama kabul edildiği takdirde siz o kurumlardan, siz bana bu fiyatı vermiştiniz ve kabul edildi, şu anda bunların satın alımını gerçekleştirmek için gerekli prosedürleri yapabiliriz diyebiliyorsunuz. Gelelim ölçme ve değerlendirmeye. Biliyorsunuz değerlendirme eğitim bilimlerinde çok önemli bir bölümdür. Değerlendirme olmadan biz herhangi bir projenin veya kazanımlarla dolu bir etkinliğin ne kadar gerçekleştiğini öngöremeyiz. Değerlendirme olduktan sonra belli bir ölçme değerlendirme unsurlarımız, raporlamalarımız gerçekleştikten sonra görüyoruz ki evet bu başarıya ulaşmış veya bu tarz eksiklerimiz var. Bir sonraki projelerde ne yapabiliriz? Veya bu projede beyan ettiğim gibi belli değerlendirmeler ve ölçmeler amacına ulaşmamış. Ne yapabiliriz gibi sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca ölçme ve değerlendirme yaptıktan sonra eğer projeniz başarılıysa, yani anlamlı bir fark varsa, mesela eğitimcilerin verdiği şeyler, katılımcılara verdiğiniz eğitimler, daha sonra ön test, son testlerin raporlanması sonucunda ortaya çıkacak ölçme değerlendirme raporlarımız bizim projemizin de yaygınlaştırılması açısından hazır olduğunu göstermektedir. Peki nedir yaygınlaştırma? Son unsurumuz yaygınlaştırma da bizler ne yapmamız gerekiyor artık? Bu mesela TÜBİTAK'la ilgili yapıyorsanız bu TÜBİTAK için çok önemli. TÜBİTAK'ın yaygınlaştırması mesela şu benim şu anda yaptığımda bir nevi yaygınlaştırma. Yani bir nevi TÜBİTAK projelerinin nasıl yazıldığını ve kendi projelerimizden örnekler vererek sizleri buna teşvik etmek bir nevi yaygınlaştırma. Veya ben kendi projelerimde ne yapıyorum? İşte sonuçları raporlandırıyorum ve kongrelerde sunuyorum. Bu da bir nevi yaygınlaştırma. Veya ne yapıyorum? Eğitim veriyorum. 36 öğretmene, mesela yeni İPA projemizde 36 tane öğretmen ulusal ve uluslararası akademisyenler tarafından eğitim verdik. Ama ben bunu bu bütçe kapsamında diyelim ki 100 bin liraya gerçekleştirdim. Daha sonra bizim bu 36 öğretmenimiz gittiler kendi illerinde, kurumlarında aynı eğitimi formatör olarak yaygınlaştırdılar. Dolayısıyla ben ne yapmış oldum? 36 öğretmen ile yüzlerce, binlerce öğretmene bu şekilde ulaşmış oldum. Sadece 36 öğretmen üzerinden bütçelendirme yaparken birden 36 öğretmene ayırdığım bütçeyle daha fazla kitleye ulaştım. Yani sayılar, nicel olarak ulaştığınız her şey, projenizde nicel olarak verdiğiniz her şey projenizin kabul edilebilirliği açısından önemli bir yer oluşturur. Şimdi gelelim özel olarak TÜBİTAK bilim ve toplum programlarına. Size bahsetmiştim başta 4006 projesi öğrencilerimiz açısından önemli. Aslında bilim ve toplum programları olarak geçmiyor ama 4000'li programlar açısından önemli bir yer alır. Aslında hibesi de çok düşüktür. 5000'lerde olabiliyor bunların hibeleri. Şimdi burada normalde öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları alt projelerle bilimsel araştırma süreçlerini de uygulayarak yaptıkları projeler. Yani bunları mesela biz kongrelerde gidiyoruz, yazılı sözlü sunumlarla, poster sunumlarla gerçekleştiriyoruz ya mesela makalelerimizi. Onlar da bu öğrenciler de makale yazmış olabiliyorlar veya bir ürün ortaya çıkarmış oluyorlar, materyal ortaya çıkarmış oluyorlar. Ama bunları bilimsel araştırma süreçleriyle yapıyorlar. İşte amacını, yöntemini, nasıl yapıldığını, veri toplama araçlarını, sonuçları, bulguları belli bir posterler üzerinde veya daha farklı sunarak standlarını açıyorlar kurumlarda ve burada tüm toplum, diğer okullar, öğretmenler, herkes buraya ziyarete geliyor ve öğrenciler için büyük bir deneyim oluyor.
O yüzden 4006 projelerini incelemenizi bilmeyenler için, çoğumuz biliyordur, normal kurumlarda da bu çok uygulanan bir ve kabul edilirliği yüksek olan bir proje programıdır. 4006 ile başlamanızı öneririm. Daha sonra 4007-4006'nın biraz daha üst seviye olan ve hibesi daha yüksek olan bir program. 4007'de bilim şenliği olarak geçiyor. 4006 bilim fuarları destek programları olarak geçer. Daha çok öğrenciler üzerinde biz bunu deneyimleriz. İşte onların problem çözme becerilerini, eleştirel düşünmelerini, geliştirmelerini, daha sonra bilimsel araştırma süreçlerini öğrenmeleri için onları desteklediğimiz bir programdır. 4007'de ise katılımcılarda daha çok farkındalık oluşturduğumuz, onlara bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerilerini sağlayan etkileşimli uygulamaları içeren faaliyetleri oluşturur. Bu programın hedef kitlesi daha çok toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde vatandaşlar, yani topluma yönelik. İlla ki okullardan öğretmen, öğrenci değil. Herkes bu şenliklere katılabilir ve açılan atölyelerde eğitim alabilir. Genel olarak 4007 projelerinde birçok atölye, yani atölye dediğimiz bizim ne, bilsemlerde daha çok eğitim ortamları açıyoruz. Kongrelerde belli atölyeler açılıyor, workshop olarak geçiyor ya uygulamalı. Burada da aynı şekilde atölyeler açılarak kurumlar bazında gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelelim bilim ve toplum programlarının en önemli proje programlarına. Bunlardan bir tanesi 4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları Destekleme Programı olarak geçer. 4005'te Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı olarak geçer. Aslında her ikisinin de hibeleri aynı. Şu an bu sene için 120 bin kadar hibesi var bunların. Malzeme alımı, otel ayarlaması, proje ekibinin seyahati, günlük çalışma olarak onlara verilecek ücretlendirme, eğitimcilerin ücretlendirmesi ve benzeri gibi hepsi bu 120 binin içerisine giriyor. Bunların planlamasını çok iyi yapmalıyız. 4004 projesi ile 4005 projesinin arasında hibe aynı dedik. Belli başlı ufak farkları var. Onları birazdan sizlere açıklayacağım. 4004 projesinde doğa eğitimi, ya bunların şeyde sistemde girişleri de aynı mesela. Başvuruları da aynı, sistem girişleri. Onları da göstereceğim birazdan. Sistemlere nasıl giriyorsunuz, neler gerekiyor ve benzeri tarzı. 4004 projemiz daha çok doğa eğitimi, doğayla alakalı, yani bilim okulları olarak geçen programlar ve yine senede bir ya da iki kez açılıyor bu programlar. Genelde bir kez açılıyor. Bu durumda hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmelerine imkan sağlıyor. Mesela doğal ortamlarda bunu gerçekleştirebiliyorsunuz, kamplarda gerçekleştirebiliyorsunuz, illaki otel olmasına gerek yok mesela gibi. Doğayla iç içe olan daha çok biyoloji ve benzeri, kimya, bu alanlarda yazılabilecek programlar bence bunlar. 4005 programlarımız ise daha çok eğitim, yani yenilikçi yaklaşımları hedef kitleye kazandırma açısından belli branşlarda eğitim, öğretim özgü, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını sağlayan bir program. Bu daha çok 4005 programı, işte eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans veya doktora yapan arkadaşlarımız varsa 4005'i öneririm. Tabii ki 4004 de aynı şekilde etkinlik planları ve benzeri bizim yüksek lisans ve doktora da gördüğümüz tüm ayrıntıları buraya işliyoruz aslında. Programcı olmanın artısıyla aslında daha teknik olarak yazabileceğiniz için diğer kişilere göre ön plandasınız diyebilirim, programcılar varsa aramızda. Peki 4004 ve 4005 programları arasındaki ufak farklılıklar nelerdir? Şimdi 4004 programına başvurabilmeniz için en az yüksek lisans derecesine sahip olmanız gerekiyor. Şu an aramızda öğretmenler varsa ve doktora yapanlar varsa yüksek lisans mezunu olduğunuz için başvurabiliyorsunuz. Ancak yüksek lisansı yapıyorsanız başvuramıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 4005'e baktığımızda burada da en az doktora derecesine sahip olmak yazıyor. Yani doktora mezunu olmanız gerekiyor 4005'e başvurabilmeniz için. Evet, hibeleri aynı ancak buna göre
yürütücü olma koşullarımız önemli. Buna ek olarak tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız gerekiyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında üniversite, belediye ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı kadrolu personel olmanız gerekiyor. Yani sizin başvuracağınız kurumda kadrolu personel olmanız gerekiyor. Görevlendirme olarak görev yaptığınız herhangi bir yerde kendi adınıza yürütücü olarak başvuramıyorsunuz. Daha sonra burada tabii mesela belli görevlerde de olmamanız gerekiyor. Örneğin vali, kaymakam, belediye başkanı, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire başkanları, kamu kurum kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri, rektörler, dekanlar, araştırma enstitüleri, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri, meslek yüksekokulu müdürü ve buna benzer ünvan sahiplerinin yardımcıları ve bu saydıklarımız görevde olmaması gerekiyor. Bilim ve Toplum Başkanlığı'nda da görevli olmamanız gerekiyor. Yani TÜBİTAK'ta özellikle veya Değerlendirme Kurulu'nda, Yayın Danışma Kurulu'nda yürütücü olmamanız gerekiyor burada. Yürütücü olmanız için. Yani burada yürütücü olmanız için oralarda bu görevleri yürütmüş olmamanız gerekiyor. 4005'te de aynı şekilde. Sadece gördüğünüz gibi farkı yürütücü olma farkı. Yani birisi yüksek lisans, diğeri de doktora. Devam edelim. Şimdi genel bilgiler veriyorum ama birazdan daha uygulamalı olarak göreceksiniz. Bu genel bilgileri vermeden de uygulamaya geçemiyorum. 4004 programının amacını biraz önce söylemiştik. Ve başka ne gibi farklarımız var? 4004 programı 2007 yılında açılmıştır ve 4005 programı daha geç, yani 2013 yılında başlamıştır. Bu senede 2022 yılında 4008 programımız özel gereksinimli öğrenciler için, özel gereksinimli bireyler için projelendirme programı. Yine aynı şekilde ama sadece hibesi farklı, 150 bin. Bunların hibesi 120 bin. 4008 projesi de yine aynı şekilde girişleri ve sistem girişleri uygulamalı olarak aynı şekilde girilecektir mutlaka. Aynı şeyi izleyeceksiniz eğer ona da başvurmak istiyorsanız, ki onun da başvuru koşulunda yüksek lisans olma şartı var diye biliyorum, yani doktora değil. Çağrılar yılda bir defa açılıyor ve destek süresi 12 ay kadar. Siz 12 ay yazıyorsunuz ama sonra revizelerde TÜBİTAK bunu 8 aya falan indirebiliyor, yani onu da göz ardı etmeyin. 12 aylık süre vermiyor size, siz ne kadar 12 aya bölseniz de. Destek miktarı 120 bin. Bu sene de 120 bindi, maalesef arttırmadılar. Bu da aslında büyük zorluklarla karşılaşmamıza sebep oldu. Ben yenisini yazdım mesela. Yani 120 bin gerçekten çok az geliyor şu anki fiyatları biliyorsunuz, her türlü kağıt olsun, oteller olsun çok uçmuş durumda. 4004 ve 4005'e baktığımız zaman yine hedef kitle farkımız var arkadaşlar. Hedef kitleye baktığımız zaman 4004'ü gördüğünüz üzere okul öncesi dönemi çocuklardan itibaren arkadaşlar projeyi yazabiliyorsunuz. Ama 4005'te sizin en az lisansüstü öğrenci olması lazım hedef kitleniz. Yani daha üst seviyeye veriyor 4005. Baktığımız zaman şöyle K12 görüyorsunuz 4004'te. Okul öncesinden başlıyor ilkokul, ortaokul, lise ve denge okul. Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, öğretmenler ve bilim merkezi çalışanları. Yani okul dönemine başladığınız andan itibaren en yüksek seviyeye kadar verebiliyorsunuz. 4005'e baktığımız zaman da lisansüstü öğrencilerden başlıyor ve daha üst seviyeye, işte kadrolu öğretmenler, daha sonra akademik personele verebiliyorsunuz mesela. Gördüğünüz gibi 4004'te akademik personele, öğretim elemanlarına herhangi bir eğitim veremiyorsunuz ama 4005'te ona göre yapabiliyorsunuz. Hatta 4005'i üniversiteler çapında da çok uygulayan üniversitelerimiz var. Daha sonra kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanları. Yine aynı şekilde o kısım. Doğa eğitiminde hedef kitleyene neler verebiliyor? Faaliyetleri kapsar. Ekoloji, çevre okuryazarlığı, sürdürülebilirlik ve benzeri. Yani çevresel faktörleri işin içine koyarak
4004 ile ilgili faaliyet, etkileşimli faaliyetler uygulayabilirsiniz. Bilim okulları olarak bilgi vermişim, okursak birlikte. Hedef kitlenin bilimsel kavramlarla süreçleri anlaması ve bunları uygulaması için gerekli olan ortamların oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan faaliyetleri ifade eder bilim okulları da aynı şekilde. Yenilikçi eğitim. Yenilikçi eğitimden kastımız nedir arkadaşlar? Yani biliyorsunuz 21. yüzyıl becerilerinde hele pandeminin de işin içine girmesiyle teknik, teknolojik bağlamda yenilikçi metot, teknolojik unsurlara daha çok önem verilmeye başlandı. Yenilikçi eğitim nedir? Projede ele alınan uygulamaların özgün olması, seçilen hedefli kitle için yeni olması, yani çok kullanılabilir olmaması, kullanılan şeylerden olmaması, sıkıcı olmaması, yenilikçi olarak değerlendirebiliriz bu tarz hususları. Eğitim ve öğretim süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problem çözmeye yönelik ulusal ya da uluslararası yeni yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri, teknolojinin etkin kullanımıyla eğitim ve öğretim süreçlerinin zenginleştirilmesini kapsar yenilikçi eğitim uygulamaları. Peki yenilikçi eğitim uygulamalarının hedef kitle için daha önce uygulanmamış ve özgün nitelikli olması gerektiğini söyledik. Yani dikkat etmemiz gereken hususlar bunlar. Geleneksel öğretim yöntemleri dışında kalan yüksek öğretim ve MEP öğretim programlarında yaygınlaştırılmış ulusal ve uluslararası güncel uygulamaların ülkemizde kazandırılması, yaygınlaştırılmasını amaçlayan uygulamalar da yenilikçi olarak nitelendirebiliriz ve bunlara dikkat etmeliyiz. Yenilikçi olarak tanımlanan uygulamalar özellikle en başta da söylediğim gibi teknolojiye dayalı ya da teknolojiye dayalı olmadan da ortaya sürülebilir ama önemli olan çok kullanılan olmaması, özgün olması ve kişilere ülkede verdiğiniz bu hedef kitle olarak belirlediğiniz kişiler için yeni olarak nitelendirilmesi gerekiyor. Aslında 4004 ve 4005 projelerimiz son 3 yılda yaygınlaştırmalarımızla beraber çok fazla başvuru almakta. Ama şu anda pandeminin de girmesiyle aslında 2021 yılında 2020 yılında başvuran arkadaşlarımız gerçekleştiremediler. Onlar bu sene yavaş yavaş izinleri çıkmaya başladı. 2020'den itibaren başvurulanlar 2022'de şu anda uygulanıyor. Şöyle baktığımız zaman zaten başvuru şeylerini göreceksiniz, istatistiklerini. Önerilen proje sayısı, her iki projede de mavi kısımla gösterdiklerimiz önerilen proje sayıları, kırmızıyla gösterdiklerimizde desteklenen proje sayıları gördüğünüz gibi. 4005-4004'e göre daha az başvuru alıyor ve daha az kabul ediliyor. Yani çok özgün, yani çok marjinal fikirler öne sürmemiz gerekiyor 4005'te aslında. İstatistikler açısından baktığımızda da biraz önceki İstatistiklerin sayıya dönüştürülmüş hali. 4004 projesi 2007-2020 yılları arasında 3635 öneri, proje önerisi başvuru arasından yani 931 tanesi desteklenmiş. 2013-2020 arasındaki 890 tane önerilen proje önerisi arasından ise sadece 144 tanesi desteklenmiş. Evet. Ben 4004'e başvurdum, 4005'e başvurdum, 4007'ye de başvurdum. 4004'te yürütücüyüm, 4005'te uzmanım, 4007'de eğitmen olarak bana öneri sunuluyor. Teklif geldi, ne yapmalıyım? Tabii ki bütün projelerde, bu 4000'li projelerde kesinlikle istediğiniz kadar görev alamıyorsunuz. Ne yapmamız lazım? Görev aldığınız projelerde, mesela yürütücü olarak görev aldıysak bunu puanlandırıyoruz. Bir projede yürütücüysek 3 puanımız gidiyor. Yani toplamda 8 puanı geçmiyoruz. Başka bir projede sizi uzman olarak yazdılarsa ne yapmanız gerekiyor? 2 puan daha ekliyoruz ve 5 puanımız oluyor. Dolayısıyla katılabiliyor muyuz bu 2 projeye de, bu görevlerde? Evet, katılabiliyoruz. Neden? Toplamda 8 puanı geçmiyor çünkü. Diyelim ki 3 projede uzmanız ve bir projede yürütücüyüz. Ne oldu şimdi? 3 projede uzman olduğumuz zaman 6, bir yürütücülükte 9 puan olduğu için ya yürütücülüğü bırakacaksınız ya da uzmanlıktan bir tanesi
arasını bırakmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu puan kısıtlamalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Her bir görev için yürütücülük 3 puan, uzmanlık 2 puan, eğitmenlik de 1 puan. 8 puanı geçmememiz gerekiyor. Bu 4000'li projelerde tabii, başka Erasmus ve benzeri projelerde istediğiniz görevi alabilirsiniz. Desteklenebilecek etkinlik türlerimiz neler burada? Burada etkinlik dedikleri artık bizim yenilikçi yaklaşımlarımız, yani karşı hedef kitleye vereceğimiz eğitimlerin hangi yöntem teknikler kullanabileceğinize dair şeylere TÜBİTAK etkinlik diyor. Neler olabilir mesela? Açık ve kapalı uçlu deneyler yapabilirsiniz. Argümantasyon, bilgi işlemsel düşünme, dijital oyun, öyküleme üzerine yazabilirsiniz projenizi. Eğitsel oyun olabilir içerisinde, oyunlaştırma olabilir, spor ve sanat olabilir, tahmin et, gözle, açıkla, yaratıcı drama, drama, animasyon ve benzetim, artırılmış karma gerçeklik, bilimsel gezi ve saha çalışması, doğa ve yaban hayatı gözlemi, mobil uygulamalar, sergi ve gösteriler, Steam, tartışma, çalıştay ve benzeri tarzı etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Peki bunlardan birkaç tanesini aynı şey içerisinde, aynı proje içerisinde yapamaz mısınız? Yapabilirsiniz, daha güzel olur. Kabul edilirliği daha yüksek olur. Sadece birisi üzerine yoğunlaşıp daha fazla hedef kitleye, yani daha fazla hedef kitle derken sayı olarak da fazla olabilir, çeşitlilik açısından da fazla olabilir. Örneğin tüm branşlara verebilirsiniz veya tek bir branşa verebilirsiniz gibi. Ama her zaman için daha çeşitli ve daha nicel olarak daha yüksek kesime verebileceğiniz tarzda şeyler planlarsanız bütçelendirme olarak, nicel olarak ulaştığınız sayılar TÜBİTAK açısından, kabul edilebilirliği açısından daha uygun olur. Evet, gelelim biraz da şimdi uygulama kısmına. Şimdiye kadar genel bilgiler verdik. Farkındalık oluştu umarım. Biz kafamızdaki projeyi ne yapmalıyız? Şu anda evet, proje nedir? Bana geliyor mesela bazı öğrenciler lisansüstü. Hocam proje nedir? Yani ne yapmamız gerekiyor? Proje, evet ismini biliyoruz ama ne yapılıyor? Kafamızdaki bu şeyi nasıl başvuracağız? Ne yapmamız gerekiyor? Bu nasıl projelendirilir gibi şeyler söylüyorlar. En başta belirttiğim gibi sizler, öncelikle ilk slide'da belirttiğim gibi o konsepti iyi belirlemeniz lazım. Hani ilk başta vardı ya, zamanlama, kapsam, amaç, proje ekibini iyi belirleme, amacımızı iyi belirleme, hedef kitlemizi iyi belirleme, bütçemiz, ölçme değerlendirmemiz, yaygınlaştırmamız, nasıl yapacağımızı öncelikle kafamıza belirliyoruz. Daha sonra bizim proje öneri formumuz var arkadaşlar. Bu proje öneri formu tüm projelerde vardır. Yani nedir proje öneri formu? İçerinde işte giriş, özet, yani bizim makaleler yazıyoruz ya mesela, yöntem, hedef kitle, makalede nedir mesela? Evren örneklemdir. Ama biz nedir? Bizimki nedir? Hedef kitle. Peki biz bu hedef kitleye ulaşırken evren örneklem açısından nasıl düşündük? Bunu nasıl aktardık? Bunlar da önemli. Kafamıza göre işte 5 kişiye veriyorum, 10 kişiye veriyorum diyemiyoruz. Bunu bilimsel olarak makale yazdığımız gibi, yöntemlerle, evren örneklem belirleme yöntemleriyle eşleştirerek yazarsak daha kabul edilebilir olur. Ve eğer gerekliyse feragat formu. Feragat formu nedir? Daha önce sunulmuş projeler için mesela, sunulmuştur ama kabul edilmemiştir. İkinci kez aynısını sunuyorsunuzdur. Ancak mesela ikinci kez sunulanda bir önceki uzman katılmamıştır. Dolayısıyla o önceki uzmandan feragat formu almanız gerekiyor. Ben bu şeyi, bu projeden artık çekiliyorum ve devam edebilirler. Bana ait değildir gibi bir nevi izin verme, ondan izin alma durumu. Ama bunu yazılı ve imzalı örneğin sunmanız gerekiyor. Bunların hepsi, bu feragat formu, yasal özel izin belgesi, TÜBİTAK.gov.tr adresinden 4004 ve 4005 belgeler olarak girdiğiniz zaman Word halinde hepsi mevcut. Yasal özel izin belgesi, yine destek sonrasında da sunabiliyorsunuz bunu. Çünkü yazarken tabii ki biliyorsunuz bu izinlerin devlet kurumları açısından hızlı gitmeyebilir. O yüzden yasal özel izin belgelerimizin alınması gerekiyor. Örneğin anket uygulayacağız, ölçek uygulayacağız veya bir yere saha ziyareti gerçekleştireceksek
gerekli izinlerin alınması lazım. Destek mektupları, örneğin siz öğretmenlere eğitim verecekseniz hangi genel müdürlüğe aitse o genel müdürlükten destek mektubu alabilirsiniz. Üniversitelerden bazı konularda destek mektubu alabilirsiniz. Bunlar aynı de olabilir, nakdi de olabilir. Ne demek aynı yardım? Aynı yardım yani herhangi bir ücret talep etmeden sizin onlardan istediğiniz yardım türü. Yani örneğin size ücretsiz üniversitenin otobüsünü kullanmanıza izin verebilirler mesela, destek olabilirler. Nakdi olarak da işte belediyeler size nakdi yardımda bulunabilirler. Genel müdürlükler size nakdi yardımda bulunabilirler eğer bütçelendirmesi uygunsa ve benzeri gibi. Etik kurul onay belgesi ve ticaret sicil gazetesi durumu da yine etik kurul onay belgesini biliyorsunuz. Uygulanacak anketler, ölçekler için gerekli olan şeyler. Tabii ki burada projelerimizde etik kurallara da uygun olarak ilerlememiz lazım. Örneğin istiyoruz birbirimizden, benden çok isteyen oluyor. Ben de paylaşıyorum gerçekten, hani paylaşmaktan çekinmiyorum. Çünkü herkes proje yazsın, ülkemiz birkaç adım daha ileri gitsin istiyorum. Herkes öğrensin nasıl yazıldığını. Ama etik kurallara da dikkat ederek, hiçbir şeyi ihmal etmeden yapmamız lazım yeni projelerimizi. Neden? Yani mesela birisinden aldığınız metni diyelim ki giriş kısmını aynen alıp oraya aktarırsanız ve aynı yöntemi, tekniği kullanarak devam ederseniz zaten projelerin intihal servisleri bunu yakalıyor, görüyorlar. Siz ne kadar şey yaparsanız yapın orada hangi projenin benzerliğiyle örtüşüyor bunu direkt anlıyorlar. O yüzden özgün yapmalısınız ve sadece istediğiniz örnek projeleri size yol göstermesi açısından kullanmalısınız. İçerisindeki ibareleri kullanmamalısınız. Aynen makale yazar gibi, bilimsel araştırma yapar gibi, yani tezimizi nasıl yazıyorsak aynı etik ihlalleri burada dikkat etmeliyiz. İncelenen kaynaklar başlığı altında da benzer mesela yararlandığımız kaynakları belirtmeliyiz. Projedeki anket, görüşme ve benzeri veri toplanması öngörülüyorsa etik kurul onay belgelerimizi almalıyız. Etiksel açıdan çok önemli bunlar. Feragat formu, dediğim gibi başka kişilerin adı geçmeyen, yeni projede adı geçmeyen kişilerin önceki projede adı varsa feragat formunu imzalı olarak taratıp başvuru sistemine demeliyiz. Başka bir projeyle benzer yapmamalıyız gibi, aslında bir nevi bilimsel araştırmalarımızla da ilgili durumlar. Peki biz projemizi, o biraz önce gösterdim, proje öneri metni. Proje öneri metni sistemlerde var. Dediğim gibi aynen makale yazımı gibi veya işte kongrelere özet sunuyoruz ya. Onun gibi yöntem, teknik, sonuç ve benzeri değerlendirme, ekip açısından bilgilendirme içeren bir metin. Buralarda nerelere dikkat ediyor hakemler? Değerlendirme kriterlerimiz, birincisi yenilikçi içerik ve aktarıma dikkat ediyorlar. Yaygın etkiye dikkat ediyorlar ve yapılabilirlik. Bunlardan size bahsetmiştim zaten. Yenilikçi içerik ve aktarım, özgün olması, yaygın etki, siz bunu ne kadar yayabiliyorsunuz, ne kadar yaygınlaştırma yapabiliyorsunuz ve bunun etkisi ülke bağlamında, dünya bağlamında ne olacak, neden yaptık bu projeyi ve yapılabilirlik, yazdıklarımızın ne kadar uygulanabilir olduğu, proje ekibinin bu projeyi ne kadar yapabilecek, görev tanımını ne kadar uygulayabilecek, oradaki yazdığımız görev tanımına ne kadar uygun biyografileri, bunlar önemli. Peki yenilikçi içerik ve aktarımdan kastımız, biraz önce açıkladığım gibi, hedef kitlerin etkinliklere uygunluğu, etkinliklerin içeriği ve kullanılacak yöntemlerin, amaçların iyi belirtilmesi, ölçme değerlendirme sürecinin iyi belirtilmesi. Tabii bunlar aktarım, yani kafamızdaki şeyi ne kadar aktarabildik, ölçme değerlendirme ne yapacağız mesela, hedef kitlemizi seçmemiz, neden bunu seçtik, bunu aktarabilmeniz, yazabilmeniz önemli. Kullanılan alan yazımı ve incelenen projelerle ilgili açıklayıcı bilgi verilmesi başlıklarımıza göre değerlendirilebilir. Yine yenilikçi içerik ve aktarım kısmı proje öneri metninde şu şekilde geçer. Mesela özeti 300 kelime ile yazdırırlar size. Geçmesini istemezler 300 kelimeden geçtiği zaman. Şöyle bir sıkıntı var. Mesela dergiler size geri gönderebilir. İşte şunu düzeltip
bize tekrar atın. Ama TÜBİTAK'ta böyle bir şey yok. Söylediği şeyi uygulamadıysanız eğer değerlendirmeye kesinlikle almıyor. En başta eledikleri projeler bunlar oluyor zaten. Türkçe ve İngilizce özet birbiriyle uyumlu yazılır. Daha sonra amaç, kapsam, hedef kitle, yöntem, beklenen çıktılar burada aktarılabilir. Burada da anahtar kelimeler isteyecekler sizden. Aslında çok da yabancı değiliz bu kavramlara üniversiteliler olarak. Projenin amacında da proje amaçlarının çağrı amaçlarıyla uyumu açıkça ifade edilir. Yani çağrı metinleri açıklanır mesela. Biz ne zaman başvuracağız buna? TÜBİTAK sayfasını takip ederek. Genelde çağrı metinleri eğitim öğretim yılının başında açıklanır ve işte Ocak gibi falan son başvuru tarihi olur. Bazen 2 ay falan süre verirler yazımı için. Genelde de TÜBİTAK uzatır. Son tarihe kadar siz uğraşırsınız uzatıldı denir. Çünkü insanlar sonradan duyabiliyor, onu takip etmeyebiliyorlar falan. Daha sonra da yenilikçi incelenen kaynakların, projelerin açık açık atıflar verilerek detaylı listeyle sunulması gerekiyor etik açıdan, aktarım açısından da. Yine yöntem ve teknikleri projedeki örnekleriyle ayrıntılı şekilde verilir. Mesela siz mobil uygulama mı yapacaksınız? Bu mobil uygulama etkinlik olarak zaten sisteme yükleyeceksiniz. Akademisyenlerden veya eğitmenlerinizden bunun etkinlik planını istiyoruz ve onları tek tek sisteme giriyoruz. Yöntem ve tekniklerin projedeki örneklerini ayrıntılı olarak alt kısımda bir bölüm daha var mesela proje öneri metninde. Hangi yöntemler kullanıldı? Biraz önce saymıştım ya kullanılabilecek yöntemler falan. Şu yöntem kullanıldı ve projede şu kişi tarafından şu şekilde verildi gibi bir bölüm var. Hepsini proje metninde de veriyorsunuz, sisteme de yüklüyorsunuz yani. Etkinlik tanımında da etkinlik formları var. Onlar da hazır halde var TÜBİTAK'ın sisteminde. Bu etkinlik formlarını sabit olarak gönderiyorsunuz zaten. Bir şablonları var. Orada amacı, kullanılacak malzemeleri ve uygulamalı planı yani bizim... Şeyde ne diyoruz biz öğrenme öğretme süreci kendi etkinlik planlarımızda programsal olarak kullanılacak malzemeleri mutlaka eğer başvuracaksanız arkadaşlar eğitmenlerinize söyleyin A'dan Z'ye her şeyi silgisine kalemine varıncaya kadar kağıdına varıncaya kadar yazmalılar çünkü siz bütçenizi onların yazdığı malzemelerden de çıkarıyorsunuz yani onlar ne istedi kaç kişi için ne istediler tabii ki onlara da belirtiyorsunuz benim 40 kişilik bir katılımcı kitlem var ona göre etkinliğinizde hangi malzemeleri kullanacaksınız diyerek bu malzemelerin isimlerini alıyorsunuz. Etkinlik planında bunu veriyorlar. Ayrıca sisteme de yüklüyorsunuz ama siz bunu ayrıca liste yapıp kırtasiye ve benzeri şirketlere de yollayarak onlardan pro forma fatura istiyorsunuz ne kadar tuttuğuna dair. Azaltmaya gitmeniz de gerekebiliyor bazen bütçeyi aşarsan. Etkinlik programımızda etkinlikler hangi gün ve hangi saatte yapılacak bunları belirtmeniz gerekiyor yani bunları dediğim gibi en baştan projeyi gerçekleştirecekmiş gibi hepsini gün gün saat saat yerleştireceğiz arkadaşlar programımıza daha sonra her bir etkinlikte mesela A eğitiminde hangi kişiler görev alacak hangi eğitmen hangi görevi yaparken hangi rehberleri siz onlara yardım olarak sunacaksınız rehberler de yine katılımcı kitlesi ve eğitmenin planına göre değişik gösterebiliyor arkadaşlar. Katılımcı sayıları konaklama ve İAŞ giderlerine baktığımız zaman da katılımcı sayılarımız, konaklamamız, İAŞ giderlerimiz nedir? Yeme içme, onların 3 öğün yeme içmesi tabii ki katılımcıların oteldeki yemeleri, sabah öğle akşam yemek giderleri, yol giderleri, konaklama giderleri bunların hepsini hesaplamanız gerekiyor sayıya göre. Otele sayı vermeniz gerekiyor. Nasıl bir şey istiyorsunuz, toplantı salonu istiyor musunuz ve benzeri bunları ayrıntılı şekilde vermeniz gerekiyor ki en baştan sonradan sorun yaşamayın. Sonrasında kabul edildikten sonra otel siz bize bunu söylememiştiniz, siz bizden salon istememiştiniz ama salon olmasa biz nasıl eğitim yapalım gibi bir açıklama yaptığınız zaman otel bunu kabul etmez. Her şeyi böyle şartname olarak belirtmeniz lazım, şartname gibi gerçekten satın alıyormuş gibi. O zamandan hepsini ayarlamamız gerekiyor. Etkinliğin yapılacağı adresler ve benzeri bunları da istiyor TÜBİTAK. Otel ismine kadar yazıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini belirledikten sonra ölçme ve değerlendirmede hangi veri toplama araçlarını kullanacağız? Ölçek, anket ve benzeri.
Bunları da belirliyoruz ve proje önerisiyle birlikte sunuyoruz, sisteme yüklüyoruz. Peki yaygın etkiden kastımız ne? Yine 3 değerlendirmede en çok puan alan bölümlerimizden birisi yaygın etki. Neydi? Bundan aslında bahsetmiştim. Etkinliğin yaygın etki planlaması yapılır. Hedef kitlesinin özellikleri, katılımcı sayısı, seçim kriterleriyle ilgili ayrıntılı bilgi vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden seçtik o katılımcıları? Diyelim ki 500 kişi başvurdu ama siz içerisinden 40 tanesini seçeceksiniz. Bunları şeffaf bir şekilde neye göre seçeceksek bu katılımcıları belirtmemiz gerekiyor. Daha sonra yaygın etkinin içerisindeki sosyal medya kullanımları, web sitesi ve benzeri tarzı yaygınlaştırma yani tanıtım araçları da kullanmalıyız. Bazen görüyorsunuzdur sosyal medyada. Yanlış anlaşılabiliyor mesela. Biz onu bol bol eklemek zorundayız veya işte tanıtımını yapmak zorundayız. Fotoğraflar, videolar eklemek zorundayız. Bu aslında proje kuralları gereği. Çünkü onları kontrol ediyor uzmanlar. Biz bunu yaygınlaştırıyor muyuz? Sosyal ağlarla, web sitemizle. Aslında bu tarz şeyleri reklam olarak görülmesi tabii ki bilmeyen, proje mantığını bilmeyenler için gayet normal. Bir nevi de aslında evet projenin reklamını yapmak zorundayız biz. Çünkü bu kurallar arasında bakın en büyük puan getiren şeylerden birisi yaygın etki. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin ayrıntılı bir plan sunuyoruz. Tabii ki yaygınlaştırmayla ilgili de en başta neler yapacağımızı sunuyoruz. Afişler asıyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Müdürlüklerine, üniversitelere, daha sonra işte kimlere nasıl ulaşılacağı, ne gibi resmi yazılar yazılacağı, resmi yazılar yazılırken kimlerle iletişime geçileceği, bunların hepsini arkadaşlar inandırmanız gerekiyor karşı tarafa. Bunları açıklamalı bir şekilde yazmamız gerekiyor. Yani proje sonuçlarının da işte dediğim ölçme değerlendirmeyle bunların sonuçları tabii ki daha somut bir şekilde sunulabiliyor. Bunu da somut bir plan sunarak işte kongrelerde, makale olarak ve benzeri tarzında yayınladığınız zaman sonuçları da yaymış oluyorsunuz. Yapılabilirlik de dediğim gibi aynı şekilde proje ekibinin bunu yapabilirliği, destek mektuplarının yüklenmesi, proje ekibinin ARBİS geçmişleri. Buna önem verin arkadaşlar. Eğer ekip kuruyorsak en başta yazımına başlamadan önce proje ekibinden ARBİS, şurada görüyorsunuz. ARBİS özgeçmişleri 3. maddede ARBİS'e üye olmaları gerekiyor. Yani bu araştırmacı bilgi sistemi olarak geçer TÜBİTAK'ta. Buradan çeker çoğu bilgisini o kişilerin. ARBİS zaten ARBİS'e kayıtlı değilse kesinlikle orada sistemde onun adını bile giremiyorsunuz. Otomatik olarak geçiyor çünkü. Herkesin ARBİS bilgisi olması gerekiyor. Sanırım rehberler için ihtiyaç yok ama. Evet, şimdi de bir tane örnek sunacağım size. Özel yetenekler için küresel yaklaşımlara evet olarak biz üstün yetenekler için proje sunduk 1 ve 2 olarak. Size uyguladığımız projenin yazmadan önce neler yaptığımızı ve uygulamış olduğumuz projeyle ilgili fotoğrafları ve benzeri şeyleri göstereceğim. Daha sonra da sistem girişlerinin nasıl olduğunu hızlı bir şekilde göstereceğim ve bitireceğiz. 10 dakikaya 15 dakikaya sunumumuz biter. Proje yazımına başlamadan önce ne yaptım ben? Öncelikle çağrı metnini inceledim. Bahsettim ya, belli dönemler içerisinde çağrı metni yayınlanır ve o çağrı metninde bütün kurallar yazar. Şu an sizin kafanızda bulunan soru işaretlerinin hepsi o çağrı metninin içerisinde geçer. Hibe, proje yürütücüsünün ne yapması gerektiği, neler olması gerektiği, uzmanların nasıl olması gerektiği, konuların ne olması gerektiği, yani A'dan Z'ye bütün bilgi orada verilir arkadaşlar. İkinci olarak değerlendirme kriterlerinin incelenmesi. Üçüncü olarak proje hazırlama kılavuzu ve proje başvuru sistemi kılavuzunun incelenmesi. Değerlendirme kriterlerini zaten biraz önce verdim. 3 yaygın etki ve benzeri vermiştim ya, yapılabilirlik falan. Üçüncü olarak da proje hazırlama kılavuzu ve PBS kılavuzunun incelenmesi. PBS dediğimiz arkadaşlar proje başvuru sistemi. TÜBİTAK proje başvuru sistemi. PBS olarak girdiğiniz zaman direkt çıkar. ARBİS'le zaten
Şifreleriniz aynı olur onda. ARBIS ve PBS birbiriyle bağlantılı. Proje hazırlama kılavuzu da yine aynı şekilde, nasıl her şeyin bir kılavuzu varsa oraya bakarak ilerliyorsak, burada da proje hazırlama kılavuzunu yüklüyorlar sisteme. Dördüncü olarak sitede yayınlanmış olan tüm ek belgelerin incelenmesi. Ek belgelerimiz nelerdi? Size belirttim. Feragat formu, etik kurul formu, yasal izin formu falan. Hepsi SSS formu nedir? SSS sıkça sorulan sorular formu. Bunların hepsini inceledikten sonra yazımına başlayın. Çünkü yazdıktan sonra geri dönüşünüz ve düzeltmeniz daha zor olur. Projemize baktığımız zaman özel yetenekler için küresel yaklaşımları, evet. Proje önerisi sunduk ve sistem yüklemelerinden sonra elektronik imza aşamasına geçtik. TÜBİTAK elektronik imza ile alıyor arkadaşlar. Bazıları elden imza alıp posta yoluyla istiyor ama elektronik imzamızın olması lazım. Özellikle uzmanların ve yürütücünün elektronik imzası olmazsa başvuru yapamazsınız. Ve sizlerin üst amirlerinin. Proje kabulü ve başlangıç aşamasını geçtikten sonra proje eğitim süreci başladı ve proje eğitim sürecinden sonra gelişme raporu hazırladık tabii. Onu sunduk. Nasıl gidiyor bunu bildirdik TÜBİTAK'a. Daha sonra proje eğitimi sonrası aşaması geldikten sonra, yaygınlaştırma süreci bittikten sonra da final raporunu sunarak projeye bizi bitirdik. ARBIS sistemi bahsettim ya, nedir? ARBIS sistemi böyle bir şey. ARBIS'e girdiğiniz zaman araştırmacı sorgula diyebiliyorsunuz ya da ARBIS'e girişten kendiniz giriş yapabiliyorsunuz ya da üye ol kısmından, eğer üye değilseniz mutlaka TÜBİTAK projelerine başvuracaksanız kesinlikle ARBIS bilgileriniz olmalı. ARBIS giriş kaydınız olmalı. ARBIS'in içerisinde nasıl sekmeler var görüyorsunuz. Kişisel bilgilerinizi ekliyorsunuz, makalelerinizi, çalışma yerinizi, özgeçmişinizi, birçok şeyinizi burada IBAN numaranıza kadar ekliyorsunuz ve TÜBİTAK buradan onları çekiyor. ARBIS sisteminin içerisi bu şekilde. Benim kendi ARBIS'im bu. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü alarak ekledim. Gelelim PBS. Bahsettim ya biraz önce, ARBIS'e üye olduktan sonra. Şimdi biz bu yazdığımız projemizi TÜBİTAK'a nasıl sunacağız? Sistem üzerinden sunuyoruz, elektronik olarak sunuyoruz. PBS Bilim ve Toplum Proje Başvuru Sistemi olarak yer açtığınız zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada açılıyor ve başvuru programına giriş kısmı var. Şu an benim mouse'umun işaretini görüyor musunuz bilmiyorum. Buradan başvuru programına giriş diyorsunuz. Buraya girdikten sonra sizden yine TC kimlik numaranızı ve parolanızı isteyecektir. Bu bilgileri girdikten sonra arkadaşlar, karşınıza açık olan programlar çıkacak veya başvuru yaptığınız projeler çıkacaktır. Bunlar benim projelerim. Proje başvuru sisteminde gördüğünüz gibi şu an açık olan projeler ortaya çıkıyor mesela. Bu tabii ki o zaman sistem açıkken ekran görüntüsü aldım. Şu an açtığınız zaman şu anda çağrıya açık olan projeler çıkar. Burada mesela ne var şu an? Benim açtığım ekran görüntüsü aldığım zaman da mesela demek ki 4004, 4005, 4007 projeler açıkmış. Zaten bunlar hepsi bir aynı anda açılır bilim toplum projeleri. Şu an bir de 4008 var artık. Onu ne yapacaklar bilmiyorum. Bu 4004, 4005 ve 4007 ile aynı zamana mı koyarlar yoksa farklı zamana mı atarlar onu bilemiyorum. Bu şekilde siz başvuracak programınızı seçtikten sonra 4004, 4005, 4007'nin bütün hepsinin arkadaşlar sistem aynı. Aynı şekilde gidiyor. Yani işte onlarda da eğitmen var, uzman var ve benzeri ne varsa aynı şekilde gidiyor. Ve şuradaki sarı kısımdan gördüğünüz gibi şuradan başvur sekmesine tıklıyorsunuz. Başvur sekmesine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi sistemde sol tarafta çarpılarla bazı bilgiler var. Proje ekibi bilgisi, proje başlığı, proje özeti. Burada bütün bilgiler var. Bütçe, işte uzman bilgileri. Yani sizin öneri formuna yazdığınız tüm bilgiler buraya eklenebilir. Eklemeye başladıktan sonra ve kaydet dedikten sonra gördüğünüz gibi yan taraftaki çarpılar tik olmaya başlıyor. Orası tik olmadan, aşağıya kadar tik olmadan başvurunuzu gerçekleştiremiyorsunuz arkadaşlar. Oradaki tüm bilgileri sisteme girerek zaten oradan başvuru yapmış oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Word belgesine zaten proje önerimi yazdım. Neden bir daha buraya ekletiyorlar? Ekletiyorlar. Çünkü sistem burada otomatik olarak bütçe falan hesaplıyor sizin için.
Başvuru bu şekilde oluyor sistem üzerinden. Şimdi artık zaten Erasmus Plus'lar da aynı şekilde bu şekilde ekleniyor biliyorsunuz. Son dönemlerde değişen kısımda. Gördüğünüz gibi burada mesela hepsi eklenmiş ve aşağıya kadar gelmiş ve orada ek dosyalar kalmış. O ek dosyaları ekledikten sonra da onlar tam oluyor ve hepsi tik oluyor. Yeşil tik olduktan sonra. Şimdi bakalım mesela bazı kısımlara girersek. Burada ne diyor mesela uzman ekleme kısmı. Bir saniye. Proje bilgileri kısmından proje bilgilerini giriyoruz. İşte özet ne varmış proje bilgileri kısmında? Gördüğünüz gibi proje başlığı, title, işte İngilizcesini de istiyorlar, proje süresi ve benzeri gibi basit bilgiler istiyor sizden. Çok uzun değil aslında yazımı. Daha sonra belirlediğimiz uzmanlar, bu uzmanlarımız neler? Kimler olabilir? Tabii ki sizin akademisyen seçmeniz uzmanlarınızı kabul edilebilirlik açısından daha uygun olur. Ama öğretmenlerimizden de yani akademisyen olmayan öğretmen arkadaşlarımızdan da seçebiliyoruz. Doktor olanlardan, yüksek lisans yapanlardan ve gerçekten yazdığımız proje alanıyla ilgili çok çalışması olan öğretmen arkadaşlarımız varsa da öğretmen uzman ekleyebiliyorsunuz. Eğitmen ve atölye lideri, konuşmacı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğitmen ve atölye lideri neden böyle yazıyor sistemde? Çünkü mesela 4007'de bu atölye lideri olarak geçer eğitmenlerimiz. 4004 ve 4005'te eğitmen olarak geçer. Hepsinin sistemi aynı olduğu için aynı sistemden giriş bu şekilde ekliyorsunuz. Eğitim verecek kişiler yani. Rehberlerimiz o sırada yardım edecek arkadaşlarımız olabilir. Genelde öğretmen arkadaşlarımla beraber biz rehberlik yapıyoruz. Sağlık personeli de ekliyoruz. Bu da bir nevi risk öngörüsü. Yani kişiler, katılımcılar veya eğitmenlerimizde herhangi bir sıkıntı yaşanırsa sağlık personelimizin bulunması orada iyi oluyor. Sağlık personeli için de bir bütçe ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da belli bir limiti var tabii. Örneğin bizim projemizden bir sağlık personelimiz vardı. Arkadaşımız rahatsızlandı o an. Hocamızın bir tanesinde akademisyenimizin başı döndü mesela. Vertigosu varmış. Ani müdahale ettik orada. Eğitimine devam edebildi 15 dakika sonra falan. Gerekli ilk yardım müdahalelerini yaptırırsanız projenizde sıkıntı yaşamazsınız. Siz proje yürütücüsü olarak herkesin tüm ihtiyaçlarını düşünmek zorundasınız. Sağlık ihtiyaçları dahil. Destek miktarı ve kapsamı konusunda gördüğümüz gibi zaten bahsetmiştim. 120 bin lira bütçemiz var. Burada ne yazmış mesela? Destek üst limiti. Şimdi sizinle aynı derecede bir proje. Onun projesi 110 bin lira bütçeli. Sizinki 120 bin lira bütçeli. Kimi seçersiniz? Düşük bütçeli seçersiniz. O yüzden yani bütçenizi de çok çok yüksek tutmamaya çalışın. 120 bini tamamlayayım gözüyle bakmayın yani. Siz ne kadar çok şeyi ne kadar uygun bütçeyle yaparsanız bence yani ben bunu kendi şeyimden söyleyeyim. Belki TÜBİTAK için bu öyle değildir ama bence öyledir. Yani ona göre yol izlerseniz başarılı olabilirsiniz. Çünkü sizinle beraber birçok kişi başvuruyor. Bunu unutmayın. Gördüğümüz gibi kimlere ne kadar ücret vereceğiz? Bunu en baştan tabii ekibimizle konuşmalıyız. Eğitmenler bir ve üçüncü gün yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün üst üste eğitimi olan kişiler ne yapacak? Günlük 300 lira alıyorlar. Yani bu 300 çarpı 3 oluyor. Buradaki bir ve üçüncü günler 300 demesi 3 günlük 300 TL alıyor demek değil. Her gün için 300'er lira alabiliyor. Dördüncü günden itibaren bu 150'ye düşüyor. Ne yapabiliriz? Eğitmenlerimizi hani ihya edebilme açısından dördüncü günden itibaren başka bir eğitmene rol verirseniz o kazanır, o şekilde gider ve hem de farklı bir eğitim vermiş olursunuz. Aynı kişinin aynı eğitimi vermesinin yanı sıra farklı kişilerin farklı eğitimleri vermesi daha uygun düşebilir. Rehberlerimiz de yine günlük 200'den ilk 3 gün 200, 4. 10. gün arasında yapıyorsanız 100 gün. Bu ne demek? 10 günden yani 9 günden fazla eğitim verdiremezsiniz. Eğitim günlerimiz 9 günü geçmemeli. Sağlık personelimizin de alacağı ücreti görüyorsunuz. Tabii ki ona konaklama, yeme içme, İAŞ ve benzeri şeyleri verebiliyorsunuz. Söylemediğim başka bir şey yok diye düşünüyorum. Yine biraz önce bunları söyledim. Söylemediğim bir şey var mı bakalım. Şu an bu sene için de yine aynı şekilde bu 140, 130 TL günlük konaklama bedeli üst sınırı 65 TL'de
yeme içme öğün olarak tek öğün 30 TL'ye geçmeyecek şekilde ücretlendiriyor. Site tasarımı ve benzeri için hosting hizmet alımları için 2500 TL veriliyor falan gibi. Bunların hepsi çağrı metinlerinde zaten yer alıyor. Makine teçhizat giriş işlemlerimiz, gördüğünüz gibi buradan giriyorsunuz. Bu bütçeyi nasıl biliyor diye düşünürseniz eğer. Makine teçhizat, ondan sonra sarf malzeme alımları, bakın proje seyahat giderleri, buradan tek tek kime ne giriliyorsa, ne kadar ücretlendirme düşünüyorsanız buradan hepsini giriyorsunuz. Etkinlik dönemi 1 mesela neler lazım, etkinlik dönemi 2 için neler lazım, hangi gün, hangi tarihler diyordum ya, hepsini belirlemeniz lazım, buraya da giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada hangi etkinlik programında ne gibi şeyler var, amacı, başlama saati, bitiş saati, hepsini tek tek buradan giriyoruz. Bu sistemden girdikçe hepsi tik oluyor. Hepsi olduktan sonra personel giderleri de burada göründükten sonra personel giderlerini neye göre yapıyorsunuz? Biraz önce açıkladık ya, uzmanlara kaç lira veriyorsunuz, hangi gün, kaç gün kalacaksa, rehberler ve benzeri. Hepsini buradan zaten açıklama olarak giriyorsunuz sekmelere. Girdikten sonra size böyle bir bütçe tablosu, otomatik bütçe tablosu çıkıyor arkadaşlar. Yani kendisi sistem buradan ücretlendirme olarak bütçenizi hesaplıyor. Daha sonra böyle ayrı ayrı vererek de hesaplıyor. Mesela sarf malzemeleri, hizmet alımları ve benzeri tarzı. Ek dosyalarımız nelerdi? Etik kurul belgelerimiz, destek mektuplarımız, feragat formlarımız ve benzeri, hepsini buradan, en son sekme bu. Ek dosyalarımızı bu şekilde yüklüyorsunuz. PDF dosyalarımızı. Proje öneri metnimizi de buraya yüklüyoruz arkadaşlar. Onu genelde Word haliyle istiyorlar. Bunu da tamamen yükledikten sonra artık hepsi tik oluyor gördüğünüz gibi. Başvuruyu onayını verdikten sonra kurum ve kuruluş yetkilisi kısmı. Nedir kurum ve kuruluş yetkilisi kısmı? Siz yürütücüsünüz. Diyelim ki normal bir lisede yürütücüsünüz. Sizin üst amiriniz kim olur? Müdür değil işte. Sizin üst amiriniz ilçe milli eğitim müdürü olur. Uzmanlarınız diyelim ki üniversitelerden akademisyen seçtiniz. Onların üst amiri kim oluyor arkadaşlar? Rektörleri veya rektör yardımcıları, bu projeleri imzalamakla görevli kimlerse. O kısımlar tamamlandıktan sonra bilgileri eksikse eğer, genelde orada hepsi TÜBİTAK'ta girilmiş oluyor zaten otomatik olarak. Elektronik imza sürecini başlat kısmı var burada, görüyor musunuz? Kırmızıyla işaretlediğimiz kısım. Bunu başlattıktan sonra bu şekilde bir ekran ortaya çıkıyor size artık. Başlattıktan sonra öncelikle gördüğünüz gibi yürütücü olarak siz imzalıyorsunuz. Daha sonra uzmanlar olarak sırayla imzalıyorlar. Uzmanlar imzaladıktan sonra uzmanlar eşdeğer imzalayabiliyor. Onlarda sıra yok. Ama mesela yürütücü imzalayamadan uzmanlara elektronik imza düşmüyor. Önce siz imzayı başlatıyorsunuz. Daha sonra uzmanlara sıra geliyor. Uzmanlar sırasıyla değil, istedikleri zaman imzalıyorlar. Ama onlar imzaladıktan sonra rektörlerine düşüyor. Her birinin rektörü de onayladıktan sonra elektronik imzayla, ondan sonra yürütücünün üst amirine düşüyor. Ve o bunları kabul ettikten sonra, tüm belgeleri, her şeyi gördükten sonra onay veriyorsa yürütücü kurum üst amiri olarak, gördüğünüz gibi yan tarafta hepsinde evet 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 yazıyor. Mesela imzalamayan birisi olduğu zaman, burada rektörler var, bakın uzmanlar var. Orada kırmızıyla hayır yazar. Dolayısıyla imza süreci bitirilemez. Bitirilemezse de başvuru yapmış olamazsınız. Bunu son saate kadar, son başvuru tarihi ve saatine kadar yapmanız gerekiyor. Biraz önce kurum kuruluş üst düzey yetkililerini söyledim size. Üniversitelerde rektör ya da rektör yardımcıları, üniversitelere bağlı olmayan araştırma enstitülerinde enstitü müdürleri, üniversitelere bağlı olmayan araştırma hastanelerinde başhekimler, bakanlıklarda bakan yardımcıları imzalar, belediyelerde belediye başkanı veya onun görevlendirdiği başkan yardımcısı ya da genel sekreter, illerde vali, vali yardımcısı ve benzeri gibi, burada sizlere üst düzey yetkilileri, kuruluş üst düzey yetkililerini veriyor TÜBİTAK zaten. Sisteminde de var bu TÜBİTAK'ın.
Şimdi bizim son 5 dakika olarak örnek proje sunacağım size. Yaptığımız nasıl bir proje yaptık? Projemizin hedef kitlesi üstün yetenekli öğrencilerle çalışan öğretmenler. Yani bu da ülkemizde neresi var? Bilim ve sanat merkezleri. Bilim ve sanat merkezleri üstün yetenekli tanımlanan üstün yetenekli öğrencilerin normal okullarına ek olarak gittikleri proje odaklı eğitim veren bilim ve sanat merkezleridir, kuruluşlardır. Özel Eğitim ve Rehber Hizmetlerine Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışırlar. Buraya öğretmenler de sınavla girerler, öğrenciler de sınav demeyelim ama belli zeka testlerini geçerek başvuruda bulunurlar. Burada projeler yaparlar, etkinlikler düzenlerler, atölyeler açılır. Çok farklı işte robotik ve benzeri tarzı üst seviye atölyeler açılır. Ben de bu arada kadrom eğitimi bilsem bilim sanat merkezinde kadrom. Özel Eğitim ve Rehber Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışıyoruz biz de. 19 branş bazında her branş için 3 katılımcı öğretmen seçtik. Böylece ne yapmış olduk? Tüm branşlara biz eğitim vermiş olduk. Ve tüm Türkiye'ye eşit dağılım olacak şekilde seçmeye gayret gösterdik katılımcıları. Mesela katılımcılar 36 katılımcım varsa 5 tanesini İstanbul'dan seçmemin bir anlamı var mı? Veya 5 tanesini Konya'dan seçmemin bir anlamı yok. Bir kişi zaten o ile yaygınlaştırma yapacak. Diğer 4 kişiyi farklı illerden seçmeliyim ki yaygınlaştırmamız daha yüksek olsun. Yine proje web sitemiz var. Buradan şeylere ulaşabilirsiniz. Hala orada bilgilerimiz var. Daha yeni projeler oldu tabii üstüne. Uzman kadromuz Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden program geliştirme alanında eğitim bilimleri bölümündeki Profesör Doktor Yücel Gelişli hocamız, Profesör Doktor Mehmet Taşpınar hocamız ve ölçme değerlendirme uzmanımız Ankara Üniversitesi'nden Doçent Doktor İsa Yalçın da uzmanlarımız. Burada gördüğünüz gibi otelde hepimiz oturduk ve çalışıyoruz. Yani o süreç içerisinde öğretmenler orada eğitim alırken de bizler gözlem formları dolduruyoruz ve benzeri tarzı işleri yapıyoruz. Mehmet hocamızla Yücel hocamızın arasında oturan kişi de TÜBİTAK denetlemecisi. Tam o anda denetime gelmişti. Sizler bu projeyi uygularken TÜBİTAK denetlemek için mutlaka uzmanlarını gönderiyor arkadaşlar. Beyan ettiğiniz gibi devam ediyor musunuz bunları göstermek için? Proje rehberlerimiz bu şekildeydi. 2, 4, 6, 6 tane proje rehberim vardı. 2, bu 8, burada 7 kişi var ama bu 2 kişi de bize daha çok ek olarak yardım eden arkadaşlarımız. Eğitmen kadromuz gördüğünüz gibi profesörlerimiz vardı. Bunların hepsi farklı üst düzey beceriler, 21. yüzyıl becerileri, sistemsel düşünme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, yaratıcı drama, harmanlanmış öğrenme ortamları, pozitif davranış desteği stratejileri gördüğünüz gibi birçok eğitimcimiz vardı. Amacımız da söyledim zaten, özel yetenekli öğrencilerle çalışan BİSEM öğretmenlerin, yani üstün yeteneklilerle çalışan öğretmenlerin farkındalıklarının artılması yenilikçi eğitimler bağlamında. Burada anlattım şeyi, biraz önce anlattıklarımı burada nasıl uyguladığımız, yani süreç olarak nasıl bir süreç işlediğimizi baştan sona zaten size anlattım. Daha sonra da tüm branşların sonrasında görevleri, yani katılımcıların da sonraki görevleri oluyor. Yani bunu katılımcı seçmeden önce gönderdiğiniz katılımcı formlarında mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Sözleşme, imzalar gibi oraya tik koydurmanız gerekiyor. Evet, ben bu görevleri yapacağım demesi gerekiyor ki bilinçli olarak gelsin, gezmeye gelmesinler yani. Proje yaygınlaştırma süreci açısından da fotoğraflar, videolar, çekimler yapıldı. Öğretmenler gittikleri illerde verdikleri eğitimleri de yine aynı şekilde yaptılar. Benim projelerim genelde zaten Türkiye bazında bu eğitimlerin yaygınlaştırılması. İnşallah Gazi Üniversitesi ile de yeni planladığımız bu Türkiye'de yaptığımız eğitimlerin yaygınlaştırma eğitimlerinin yurt dışındaki ülkelerde de yaygınlaştırması açısından bir Avrupa Birliği projesi planlıyoruz. Artık Türkiye çapında değil, tüm dünya çapında deneyimlerimizi sunma yolunda ilerleyeceğiz inşallah. Özel yetenekler için küresel yaklaşımlara evet olarak bizim davet mektuplarımız, kurum müdürleriniz ve yürütücü olarak imzanızın bulunduğu ve bu şekilde onların izin almalarını kolaylaştıracak davet mektupları yollayabilirsiniz bilgilendirilmek
bilme açısından işte bizim projemizde uzman olarak görev almaktadır gibi. Bu şekilde afişler tasarlayarak, yani tüm konsepti içine alacak afişler tasarlayarak birçok yere asmalısınız, sosyal medyada yaymalısınız, farkındalığı arttırmalısınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Yaka kartlarımız, yine katılımcılara yaka kartları, uzmanlara yaka kartları, uzmanlara, katılımcılara ve işte proje ekibine farklı renklerde yaparsanız orada birbirlerini tanımaları ve soru sormaları açısından iyi olur, bilgilendirme. Katılım sertifikalarınızı mutlaka düzenleyin arkadaşlar bu şekilde. Hepsi baştan düzenlenmesi ve beyan edilmesi gerekenler. Burada gördüğünüz gibi dosyalamalar, fotokopiler. Şimdi diyorum ya, yani ekibinizi iyi seçin, yoksa bütün işler size kalabilir yani. Bu bağlamda her şeyinizin bu şekilde hazır olması gerekiyor en baştan. Burada mesela tüm eğitimcilerin ön test son testleriydi. Böyle bir alanımız vardı ama sonuçta yenilikçi yaklaşım olduğu için onlar tabii ki o sıralar sonrasında açıldı. Bu şekilde dosya tasarlamaları yapabilirsiniz. Bunları bütçeye yazabilirsiniz. Şu kadar bütçe, işte şu kadar dosya falan gibi. Bakın gördüğünüz gibi her katılımcıya daha gelmeden önce sıralarına koyduğumuz defterleri, yaka kartları, kalemleri, dosyaları, yani onların ihtiyaçlarını karşılayıcı her şeyi bu şekilde yapmanız gerekiyor öncesinde. Tasarlamanız gerekiyor. Açılış konuşmamızdan kareler, uzmanlarımız. Yine uzmanlarımızla çalışırken fotoğraflarımız, eğitmenlerimiz eğitim verirken fotoğraflarımız, gördüğünüz gibi yerlerde yenilikçi yaklaşımlarla ilgili şu anda tasarım yapıyorlar. Tasarım odaklı düşünme üzerine planlamalar yapıyorlar şu anda. Yani eğitim ortamı illaki sabit kalacak diye bir şey yok. Özgürsünüz, istediğinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi müzikçi arkadaşlarımız bize orada konser veriyor gibi farklı ortamlar. Katılımcıların mutlu olduğunu düşünüyorum. Hala geri dönükleri olumlu şekilde geliyor ve tüm projelerime katılım sağlıyorlar. Aynı kişiler demek ki mutlular gibi. En son tabii ki sertifikalarını vermeyi unutmayın. Onlar için çok önemli bu. Katılımcılar, uzmanlar, herkesin katılım sertifikalarını mutlaka tasarlayın. Bu onların CV'leri için de önemli. Ve kesinlikle gerçekten proje süreci boyunca gerek yazım esnasında gerek ekiple yaşadığınız problemler olabilir. Her şeyde siz yürütücü olarak ekip kendi arasında problem yaşayabilir. Yani orta yolu bulucu olmalısınız ve hiçbir şekilde vazgeçmeden devam etmelisiniz. Bunu herkes yaşıyor, emin olun. Hiçbir problemden dolayı kendinizi geri çekmeyin. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sunumum burada sona erdi. Yine istediğiniz bir durum olursa enstitü aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Çok detaylıydı, bilgilendiriciydi bizler için de. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Umarım işinize yaramıştır arkadaşlarım da. Yani hocam çok faydalıydı bence, bilgilendiriciydi. Katılımcıların da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Eğer sorusu olan katılımcımız varsa chat bölümünden yazıp sorularını da yöneltebilirler. Yücel hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben teşekkür ederim. Dediğiniz gibi zaten siz söylediniz. Derya da hepsini söyledi. Her projeyle ilgili aşama aşama bilgi verdi. Yani eğitici oldu gerçekten. Derya'nın projelerinde de biz beraber de çalıştık. Bazı yerlere, bazı projelerde o resimlerde gördüm resimlerini. Yani güzel bir uğraş. Hem kişinin kişisel gelişimini hem de katılımcıların gelişimlerini sağlanması anlamında anlamlı bir süreç bu projeler. Hem uluslararasılaşma ayakları da var. Oralarda da yani ülkeler arası işbirliği yapılması, o da önemli katkılar sağlıyor. Ben Derya hocama teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ramazan gününde yorduk. Estağfurullah bakmasın. Hocam. Ne demek, her zaman. Teşekkür ediyorum. Her zaman sizin için her şeyi yaparız, biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim enstitümüz adına da. Ceylan Hanım'a da buradan selamlar. Ayşe hocama, herkese selamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam.
Ben Sanırım teşekkür ederim. sorusu olan Soru yok. yok sanırım. Sohbette bir şey var. Chatlerimden. Teşekkür var. Soru gelmemiş. Evet, Yine de teşekkür soru var. olursa Derya Goksu 06'dan bana her zaman ulaşabilirler. O belirttiğim projelerde bizim bilgilerimiz var. Her zaman ulaşabilirler, yönlendirebiliriz. Çok kişiyi bu şekilde proje yazımına yönlendiriyoruz, paylaşıyorum projelerimi. Önemli olan ülkemiz eğitim ilerlesin, yeni şeyler yapalım, öğretmenlerimiz ilerlesin, güzel projeler yapsın. Proje yapılmayınca gerçekten yerimizde sayıyoruz, yapmalıyız yani hem üniversiteler olarak hem milli eğitim olarak. Yönlendiriyoruz, problem yok. Herkes ulaşabilir bana. Ulaşıyorlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür Emeğiniz, ederim. vaktiniz için çok Ben teşekkür teşekkür ederiz. ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın hocam.